Kanal 42 ekranlarında mutlu akşamlar değerli izleyenler. Amatörün Sesi programıyla karşınızdayız. Bu hafta Süper Amatör Küme'de maçlar başladı. Maçları değerlendireceğiz. Değerli hocalarım Ali Rıza Özen ve Halil Elibol hocamla birlikte inşallah hem bölgesel amatörlük hem Süper Amatör Küme hem de 1. Amatör Küme'deki bazı maçları değerlendireceğiz inşallah. Bugün diğer maçlar da başladığı için hem 1. Amatör hem Süper Amatör'de maçlar başladığı için biraz programımızı da hızlandıracağız. Hemen vakit kaybetmeden ben bölgesel amatörlükteki maçlarla başlamak istiyorum. Bölgesel amatörlükteki Konya temsilcilerinin maç skorlarını vereceğim hemen. Ereğli Spor ligdeki ilk galibiyetini kendi evinde taraftarının karşısında aldı. 4-0'lık bir galibiyetle Burdur Mehmet Akif Üniversitesi Spor'u mağlup ettiler. Sarayönü Belediyespor deplasmanda Manavgat Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu. Akşehir Spor'sa deplasmanda Bucak Belediye Oğuzhan Spor'la 1-1 berabere kaldı. Hemen puan durumlarına da bakacağım. Sarayönü Belediyespor bu hafta aldığı mağlubiyetle 7 puanla kaldı ve 5. sırada Akşehir Spor'sa puanını 5'e çıkardı. 9. sırada Ereğli Spor aldığı ilk 3 puan. Henüz puanı yoktu. 3 puanla bu hafta bir başlangıç yaptı ve 11. sırada kendine yer buldu. Hemen Halil Hocam'a dönmek istiyorum. Halil Hocam, geçtiğimiz hafta söylemiştiniz. Sarayönü Belediyespor en kötü bir puan getirir demiştiniz ama bu hafta olmadı. Evet. Onunla başlayalım isterseniz değerlendirerek. Gene iyi bir futbol oynamışlar. İşte 1-0'lık bir skorla mağlup oldular. Ben tekrar yine söylüyorum. Sarıyönü Belediyespor iyi bir takım. Lige damgasını vuracaktır. İnanıyorum buna. Manavgat Spor'un girdiği pozisyonlarda değerlendirememişler. 3-4 tane pozisyonları var. Değerlendirememişler. Ama ileriki zamanlarda Sarıyönü Spor hala söylüyorum. Bu ligin en büyük ortağı. İnşallah hocam. Ali Rıza hocam siz ne söyleyeceksiniz? Sarıyönü Belediyespor. Evet valla geçen hafta Halil en kötü beraberlikle ayrıldı dediği zaman ben Manavgat yalnız emin misin demiştim. Evet. Evet eminim demişti. Ama ben yine söylüyorum yani bunu sezonun başından beri 4 haftadır söylüyorum. Evet. Buradaki bu gruptaki en iddialı takım şu an için Manavgat. Ve evet. Oradaki maçın da zor olacağını biz biliyorduk. Tabii iniş çıkışlı süreçlerden geçiyor bütün takımlar. Artık ufak tefek pürüzleri çok az da olsa bazı takımların devam ediyor ama istikrar açısından da artık son noktaya geliniyor bence. Çünkü 5. hafta o tolerans dediğimiz haftalar geride kaldı. Sarıyönü evet Halil'e katılıyorum. Bu ligde mutlaka zirveye oynama mücadelesi verecek temsilcilerimizden bir tanesi ama Manavgat deplasmanından da işte galip gelmesi veya puan alması benim için sürpriz olur diye düşünüyordum. Keşke işte Halil'in söylediği çıksaydı da bugün o haklı olsaydı keşke ama maalesef. Ama hocam iyi bir futbol oynamışlar. Ama Akşehir Spor için de aynı dedim. En kötü bir puan çıkarır demiştim. Dediğimiz gibi oldu. Yalnız Akşehir'de burada iyi yakaladı. Çünkü geçen hafta belli etti zaten. Hocam 90 dakika oynarsın 90+1 de atarsın. Yani, 3 puanı alana konuşurlar. Yani futbolda bu böyle maalesef şimdi, biliyorsun. Ali Rıza hocam bildiğin gibi seyrettiğimizi, gördüğümüzü evet, söylüyoruz. Evet, şimdi evet, Akşehir Spor'da kötü bir takım değil, Sarıyönü de kötü bir takım değil. Yok yok tabii ki canım. Ben yani Manavgat Sarıyönü maçı üzerinden konuştuğumuz için söylüyorum onu. Evet iyi oynuyor, sıkıntı yok. İstikrarlı bir takım, problemsiz, en problemsiz takım en azından bizim bölgemizdeki ama işte maalesef bazen iyi oyununuz skora yansıyamayabiliyor. Bunu her ligde görebiliyoruz. Dolayısıyla da bence kaybedilmiş bir şey yok. Evet keşke yine söylüyorum senin dediğin gibi olsaydı da en kötü bir puanla dönebilseydi. Ama problem yok bence şu an için. İlk mağlubiyetini aldı. Bu gruptaki zaten tek namari takım Manavgat. Evet. Bence zirveyi zorlayacak takımlardan bir tanesi. Hala söylüyorum Manavgat'a dikkat etmemiz gereken bir takım diye düşünüyorum sevgili Mehmetciğim. Hocam Akşehir Spor bu hafta berabere kaldı. Deplasmanda evet. Aslında zor bir rakip karşısında alınan bir beraberlik. Bucak zaten Akşehir'in kardeş takımı. Yani evet. Kardeşlik havasında geçmesi beklenen bir maçtı. Problem çıkmaması beklenen bir maçtı ki keza da öyle oldu.
uzun süre beraberlikle devam eden maçta Akşehir öne geçmesine rağmen skor avantajını koruyamadı. Hı-hı. Onlar için de şunu söyleyebiliriz. Kaybedilmişten ziyade kazanılmış bir puan. Evet. Çünkü Bucak'ta Bucak Oğuzhan'da bu ligin ciddi anlamda bence zorlayacak daha doğrusu. Zirveyi zorlayacak takımlardan bir tanesi. Daha önceki yıllarda da Akşehir'le aynı grupta bulundular. Buradan yani Konya Akşehir'den zaten gitmeden önce de taraftar grubu ve kulüpte bu konuyla alakalı açıklama yapmıştı. Kardeş kulübümüze gidiyoruz. Maç sonrası da dostluk kazan diye bir açıklamaları da olmuştu. Akşehir Spor, Halil'in söylediği gibi geçen hafta başlayan o ivme mutlaka devam edecektir. Önümüzdeki hafta evinde Kepez'de oynayacak. Puan durumuna göre Akşehir'in rakibi şu an Kepez. Kepez'in de iki galibiyeti var yanılmıyorsam. 6 puan. 6 puan olmasına aslında aldanmamak lazım. Bana göre Akşehir Kepez'i çok rahat geçebilecek bir takım. İnşallah temsilcimiz istediğimiz, arzuladığımız o oyunu oynayarak hanesine ikinci galibiyetini yazdırır diye düşünüyorum önümüzdeki Hocam, hafta için. Şöyle bir şey dersem katılır mısın? Akşehir Spor'un önümüzdeki hafta içeride oynayacağı maç 6 puanlık maç desem. Tabii kesinlikle. Kesinlikle evet. Doğru. Ya ben o konuda endişem kaygım yok. İlk haftadaki o kırgınlığı, o nasıl anlatayım ki hani o istemiyorlar gibi falan konuşmuştuk ya, bir problem var gibi de söylemiştik. Bence geçen hafta evinde aldığı o farklı Ereğli maçından sonra bir havaya büründüler. İşte yeni başkanın gelmesi, Sayın Ünal Başkan'ın, işte taraftar grubunun keza aynı, yine birlik bütünlük sağlaması Akşehir'de farklı bir hava yaratacaktır. Kimse sanmıyorum yani kimse Akşehir'de ya bu takım acaba bu sene ne olacak diye düşündüğünü. Bence ileriye adım adım hedeflerini koymaya devam ediyor. Çünkü geçen sene şampiyonluk diyorlardı ama bu sene artık yani inşallah şampiyonluk i̇nşallah, diyoruz. Öyle düşünülüyor. Bu tabii ki diğer takımların için de geçerli. Geçen sene de aslında Akşehir ilk 5 diyordu. Yani tam şampiyonluk diye sezon başında konuşulmadı. Şimdi Cenap Hoca'nın hatta şöyle bir söylemi vardı. İlk 5 ama bu ilk 5'in içerisinde birincilik de var. Evet. Öyle bir de söylemi vardı. İlk 5 ile başladılar, sonra tabii hedef ligin ikinci yarısından itibaren şampiyonluğa döndü. Şimdi aslında bakarsanız geçen sene biliyorsunuz Çubuk maçıyla başlamıştı. 2-0 deplasmanda mağlup olarak başlamıştı takım ve çok iyi futbol oynamıştı ve çok net pozisyonlar kaçırmıştı. Orada aslında sinyali vermişti Akşehir Spor'a. Çubuk çünkü bu lige damga vuracak diye favori takımlardan birisiydi. Sonrasında işte Kırıkkale'deki o talihsiz maç, ligin ilk yarısında oynanan biliyorsun orada 1-0 olayla biten maç. Orada aslında bir kamçılama oldu bence. Sonrasında şampiyonluk için hedefler zaten koyulmaya başladı. Ve aralıksız olarak da her maç kazanmaya devam etti Akşehir. Yanılmıyorsam 2-2'lik bir Sarıyönü beraberliği olmuştu. Sonrasında evinde kazandığı maç vesaire gibi. Yani Akşehir o dediğimiz gibi o ivmeyi yakaladığı anda sıçrama yapacaktır. Umuyorum ki bu haftada Kepez'i kendi evinde ağırlayacak. Kepez de gol yiyen bir takım. Yani evet. Sonuç itibariyle Akşehir'de çok rahat geçecektir diye düşünüyorum. Yani Akşehir'in Oğuzhan maçından çok, yani bu hafta berabere kaldığı maçtan çok bence Kepez maçına ihtiyacı var. Evet. Bir problem yaşayacaklarını da düşünmüyorum. Umarım da 3 puanla ayrılırlar. Hocam, İnşallah tüm temennimiz. Asıl var. Burada konuşmamız gereken galiba Ereğli. Evet. Yani. Çünkü haftalardır, 3 haftadır bir mağlubiyet serisi gidiyordu. Evet. Bu hafta artık dur dediler ve sağlam bir dur dediler. 4-0'lık bir galibiyet. Şöyle tabii ki tebrik ediyoruz. Yeni teknik ekibi, futbolcu kardeşlerimizi, Ereğli camiasını. Zaman zaman seyretme fırsatımız buldu. Real olalım. Yani sevgili Ali'cim bilmiyorum ama şimdi bu gruptaki bana göre en zayıf halka Makü. Evet. Eğer zaten bu maçı olası bir kayıpla atlatmış olsaydı bu saatten sonra artık Ereğli havlu attı derdik. Evet. Mental olarak en azından psikolojik olarak yıpranırlardı. Biliyorsun onlarda da aslında bu konuyu da konuşmak lazım. Bilmiyorum ne kadar katılırsınız bana. Şimdi sezon başı hazırlık dönemini geçiren, belirli peşinatlarla anlaşılan, verilmedi çok bilmiyorum. Beni de ilgilendirmiyor ama bazı oyuncuları da aydın. Mesela Akın'la yollarınızı ayırdınız. Evet. Yanılmıyorsam Tunceli Dersim Spor mu öyle bir takımla anlaşmış Akın. Hı hı. İşte Havzan, ön tur Havzan'dan aldığınız Bilal'le yollarınızı ayırdınız.
Şimdi bence bunun gerekçesinin ne olduğunu kamuoyuyla paylaşmanız lazım. Tamam, çocuklar kendi isteğimizle diye yazdılar. O onur etmek adına yazılmıştır bence. Çünkü hiçbir sporcu sezon başını geçirdiği, iki haftasını tamamladığı ve üçüncü haftasını tamamladığı bir kulüpten kendi isteğiyle ayrılmaz. Ama bu dediğim gibi oyuncuyu kırmamak adına bence yapılmış bir davranış, açıklama. Bence neden ayrıldığını söylemeleri gerekiyor yani. Yanlış mı düşünüyorum? Doğru düşünüyorsun hocam. Hocam, şimdi oraya geldiğimiz zaman şunu da söylemek lazım. Daha önce ayrılan oyuncuları da içerisine katmak lazım bence. Sevgili Mehmetciğim, problem yok. Onda konuşulur ama artık sezon başlamış. Tabii ki. Yani hani onlar şimdi bir şekilde lisans çıkarılmamış oyuncular artık şimdi onu da söylemek lazım. Ama şimdi bu çocuklar yani oynamış iki maçta da en son tabii. Akşehir maçında Bilal'i oyun almışsın, Akın'ı oyun almışsın. Ya almaya da bilirsin, çok önemli değil ama yani bu adam senin lisanslı oyuncun, iki tane genç kardeşin. Şimdi hocam bu çocukları gönderdiğin zaman bu çocuklar ne yapacak? Gönderdiler mi yoksa çocuklar mı? Şimdi ya bu saatte sporcu çocuk yani. Sporcu yazmış. Yani sence oyuncu bırakır gider mi yani, transfer ya sezonuna bir gün kalmış. Hadi ben gideyim, karşılıklı şey yapalım. İşte onu söylemeye yani, çalışıyorum ya. Ya sezon başında yapacaktınız. Ya da devre arasını bekleyecektiniz. Hı hı. Oynatmasan bile kadronu da bulunduracaktın. Sezon devre arasında o zaman ayıracaktın yollarını yani. Zaten hocam ben programdan önce biraz takip ettim, baktım şeyleri. Kadrolara baktım. Federasyona bildirilen listelerde bir artış var. Son gün hepsi ya buldukları oyuncuları almışlar. Ya bu işte kalan oyuncuları almışlar. İşte yani son yani, dakika transferleri. Son dakika transferleri ve bu transferler de söylediğim gibi ya şeyden bir alt ligden bulunup alınmış oyuncular var ya da altyapısından. Ereğli bunu daha çok altyapısından gerçekleştirmiş. Evet. Baktım federasyon listesine, 11 Ekim son gün lisansı çıkarılmış oyuncular. Sarayönü'nün 16 kişilik listesi, evet. Bir oyuncusunun ayrılması ayrıldığı halde, Fatih Görücü ayrıldığı halde 18'e çıkmış. Demek ki 3 transfer yapılmış. Bunlardan ya, bir tanesi niye de son dakikaya bırakılıyor mesela? Bunlardan bir tanesi mesela şeydi, Selçuk Spor'dan bir futbolcu almışlar. Baktım evet. Listeden ama ismini şu an Mustafa Gökdemir. Evet. Selçuk Spor'dan alınmış. Genç bir oyuncu. Akşehir hafta içerisinde bir orta saha ve bir kanat transferi için uzun uğraşlar verdi. Yaptılar mı bilmiyorum ama onların da esame listesinde bir artış var gibiydi. Tam sayıya dikkat etmedim ama onlarda da bir artış var gibiydi. Son günlere bırakmışlar dediğim gibi transferleri. Ya işte yani hep bu bizim yani bu takımlarımızla alakalı değil, genel problemimiz. Evet. Yani böyle demek ki hazırlık döneminde çok net göremiyorsunuz. Hani diyoruz ya hazırlık maçları belki. Hocam bir de şimdi şu moda oldu Konya'da. Alıyorlar 24-25 tane oyuncuyu. Tamam mı? Biz buna bakacağız. Ya anlaşmışsın adamla. Oturup anlaşmışsın. Para konularını anlaşmışsın. Deneyeceğiz. Biz bunlara bakacağız. Deneyeceğiz. Kampta göndereceğiz. Ya sen profesyonel takım mısın da bu çocukları deneyeceksin? Zaten tanıdık bir yani, isimler. Aldığın adamların hepsi Konya camiasından tanıdık adamlar. Kimin ne olduğunu biliyorsun zaten. Evet. Bir de bu moda oldu şimdi Konya'da. Yani sen şimdi tamam bu adamlarla anlaştığın zaman, 25 tane adamla anlaştığın zaman zaten bu adamları görerek, bilerek, seyrederek alıyorsun. Bu adamların neyini deneyeceksin sen? Ve denenecek. Denenecek bir durum mu? Oyuncular işte da değil yani. Şimdi onu da söylemek lazım. Ali Rıza hocam bana bir adam gönderir de Konya dışından. Hı-hı. Adamı biz tanımayız. Hocam bir bakalım adama. Ali hocam kefil evet olur. Tamam bakalım hocam. İyiyse biz anlaşırız. Ama sen bu adamları zaten görüyorsun, tamam, biliyorsun, tanıyorsun, seyrediyorsun, ona göre alıyorsun. Tabii ki. Ha, bu ne demektir? Çoğu hoca oyuncularını seyretmeden alıyor. Tabii ki. Ya kesinlikle yani, ya. Şimdi burada isim bile veririm ben tabii sana. Seyretmeden alıyor. İsim bile veririm bu ligde şu kim an yapıyor transferleri? Ben sana şunu açık ve net olarak söyleyeyim. Transferlerin çoğunu oyuncular yapıyor. Aa tabii canım. Yani tabii. Böyle bir sistemde sen başarı bekliyorsun. Hocam tamam, zaten Halil'i kızdırmayalım. Halil'i böyle kızdırmayalım. Bir sistemde başarı olur mu? Olmaz. Yani peki sevgili Halil'cim haftaya Kestel deplasmanına gidecek Ereğli. Şimdi hocam şunu söyleyeyim. Mustafa Altındağ'la Ertuğrul Sanlam hocamı tebrik ediyorum. İlk galibiyetlerini aldılar. Bunların evet da başarıların devamını diliyorum ben.
kolay bir rakibe karşı oynadılar. Bu Ereğli için bu galibiyet çok önemliydi. Kesinlikle. Biraz önce biraz da şanstı yani. Yani mahkum açığı hani bu takımın denk gelmesi. Aa, evet, dördüncü hafta. Senin de dediğin gibi biraz önce söylemiştin sen. Kolay bir rakibe karşı oynadılar ama bu maçı almak zorundaydı. Bu maçı alamasaydı dediğin gibi havlu atma durumu olurdu. Yani o zaman iyice karışırdı ortalık. Ya psikolojik olarak sorun yani, yaşarlardı. Belki hani oyun anlamında olmasa da. 3 evet. hafta önce söyledik, ikimiz de söyledik. Eğer 3 hafta üst üste mağlup olursan takımı toparlaman çok zor olur. Kestel maçı hocam, deplasman. Biliyorsun bu hafta zor. Kestel deplasmana Denizli Sarayköy'ü 2-1 mağlup evet. etti. Kestel'de zirveyi oynayan takımlardan bir tanesi. Zor bir maç. En kötü beraberlik getirmesi lazım bu işi ortak olması için. Veya yani kopmaması için. Kopmaması için. 3 takımdan kopmaması için. Kim mesela bu? Sarıyönü. Akşehir. Evet. Önce kendi grubu. Yani tabii canım. İlk önce kendi grubu. İlk önce kendisi. İlk önce kendini kurtaracaksın zaten bu ligde. Ondan sonra evet. yukarıya tırmanacaksın. Ha bu galibiyet bunları çok bir moral oldu Ereğli Spor'a ama şımartmaması da lazım. Tamam 4 tane gol attın ama oynadığın takıma bakacaksın ilk önce. Evet. Doğru. Şimdi Kestel'e gidiyoruz. Ya aynı şeyi yani aynı şeyi Saran'ın yani. İçinde söylüyoruz tabii, ama tabii. şimdi Ortaca da biliyorsun Ortaca Belediye ile puan puana. Evet. Arka arkayalar Sarıyönü. Yanlış mı Mehmetçiğim? 4. ve 5. sırada 7 hiçbir puanda. Evet, şimdi Sarıyönü'nde evinde böyle kazanmaya alışkın bir takım. Uzun süredir de bunu hep konuşuyoruz. Evet. Aynı şey o zaman Sarıyönü için de geçerli. Tabii canım onun için de geçerli. Yani tartışma hocam bu işin şakası yok. Tamam yani. Biz burada çıkıyoruz. Akşehirspor tamam iyi mi yakaladı diyoruz. Sarıyönü iyi takım diyoruz. Ben 3 haftadır Ereğli Spor'a söylüyorum, iyi takım diyorum. Bu işin şakası olmaz ki. Evet. Tabii hiçbir ki, takımı hafife almayacaksın. Tamam sen bu takımı yendin. Tamam. Ama haftaya deplasmana gideceksin Kestel'e. Her maç final maçıdır. Aynen öyle. Her maç. Hele hele balda. Yani her maç. Hele balda. Doğru. Balda da olsun, süper amatörde de olsun, ikinci kümede de olsun, birinci kümede de olsun. Her maç final maçı. Eğer yukarıyı hedefliyorsan her maçı futbolcuları ayrı konsantre edeceksin. Kesinlikle hocam. Hocam isterseniz süper amatöre de geçelim. Evet. Süper amatörde lig bu hafta başladı. Hızlı başladı. Hemen skorları verelim. Ardından da değerlendirmemize başlayalım isterseniz. Öntur Havzanspor Ilgın Belediyespor maçıyla başladı. Dün cumartesi günü oynanan bir maçtı. Öntur Havzanspor Ilgın Belediyespor'u 2-0 mağlup etti. Karapınar Belediyespor evinde Gölyazıspor'a 2-0 mağlup oldu. Çatalhöyük Çumra Belediyespor Seydişehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etti. Çumra'da Akuren Kültürspor evinde Meram Karakartallara 2-1 mağlup oldu. Kadınanı Belediyespor evinde Selçukspor'u 3-2 mağlup etti. Kulu Belediyespor'sa Cihanbeyli Belediyespor'a kendi evinde 3-2 mağlup oldu. Oluşan puan durumunda zaten iki averajda bulunan takımlardan Havzan'la Gölyazı şu anda liderlik koltuğundalar. Tabii yani ilk hafta çok fazla hafta da çok önemli bir puan durumu. Liderlik puan durumu çok önemli bir durum değil. Evet. Şimdi bu maçları değerlendirecek olursak evet. isterseniz açılış maçından başlayalım hocam. Evet. Havzan Ilgın Belediyespor maçı. Şimdi Mehmet Bey ben bu Havzan'la Öntür Havzanspor'la Ilgın Belediyespor maçını canlı olarak kendim seyrettim. Evet. Ligin ilk maçıydı. Zor bir maç oldu. Biraz da sıcaktı. Futbolcular da etkilendi. Fakat iki takımı da çok iyi görmedim ben. Şöyle iyi görmedim. Bunu dayanarak söylüyorum. Biraz da ligin ilk maçı olduğu için biraz zor bir maç oldu. Kim alırsa, kim atarsa onun alacağı türde bir maç oldu bu maç. İkinci yarı dediğim gibi Havzanspor attı, maçı kazandı. Bu maçla ilgili söyleyebileceğim başka bir şey yok. Şunu söyleyeyim yalnız. Süper amatörde o kadar maçlara baktım. Yani dünkü maç özellikle söylüyorum. Yani iki takım da 3 pası zor yaptı. O zaman hazır değiller. Takımlar hazır değil.
Yani şöyle de düşünüyorum, çünkü mesela Öntür Havzan Spor kamp yaptılar. Ne bileyim, aralıksız antrenman. Uzun süredir, de çalışıyorlar. Evet. Ama bunların, bu takım için de şunu da söyleyeyim. Gençliklerine veriyorum, bir de ilk maç olmasına veriyorum. Ama Ilgın Spor o kadar transfer yapıldı. Bir sürü adam alındı. Yani bir işi bilen adamdı. Yaş ortalaması yüksek. Evet. Ama en azından bir al ver yapılırdı yani. Anladın mı demek istediğimi? Yani onu da, o da yapılmadı. Öylesine bir git geldi bir maçtı yani. Hop oradan vurdular. Yani sen çok tad alamadın yani maçtan. Onu almadım ben. Ben çok tad almadım ben. Hocam maçtan. Ben maçı izlemedim ama herkesten aynı. Yok, ben de izlemedim. Yani. Şey çok tad dedim. Almadım yani. Bir ara öylesine bir maç oldu yani. Herkesten aynı tepki. Yani sanki Hazuz'un oynanan gibi bir maç oldu. Mesela ben Havzan'dan bu kadar şey beklemiyordum. Havzan da Ilgın'a uydu. Yani Ilgın da Havzan'a uydu. Havzan gençti diyorsun. Tempo yapması lazım falan onu yani, beklerken. O da yapamadı. Yani bunların yapamamalarının sebepleri ayağı topu az yaptılar. Yani. Pas oyunu olmadığı yani, için diyorsun. Sirkülasyon olmadı oyunun için. Olay Dandun'a tabir edersen döndü. Dandun'a döndü. Yani oradan oraya, oradan oraya bir oyun oldu. Ama ne yaptı Havzan Spor? Ama yine de şunu söyleyebilir miyiz? Yani her ne olursa olsun. Hani az önce, daha az önce ifade ettin ya sen, yani sonuçta final maçı, her maç evet. Diyoruz ya. Burada önemli olan demek ki 3 puandı. 3 puandı. Yani. Havzan aldı kötü veya iyi oyun. Evet. Hocam zaten 1-0'a da 3 puan veriyorlar. 6-0'a da 3 puan veriyorlar yani. Bir tane atacağım. Bu, yani. Sonuç bundan ibaret. Yani. Sonuca gitmesin. Her zaman söylüyorum ya. Yani. Buradan futbol sonuç odaklı böyle. Muhammed Fatih Hocam'ı da tebrik ediyorum. Evet, Fatih'e de selam olsun. Ayhan Hoca'ya da selam olsun. Ayhan Hoca. Tabii. Canımız ciğerimiz zaten. Evet. Futbol sonuç odaklı bir oyun hocam. Dediğiniz gibi yani 1-0 da olsa 6-0 olsa 3 puan veriliyor. Dediğimiz gibi takımları 3 haftaya yaymak lazım. Mesela Ilgın Spor düzelir. Geç toparlandılar. İleriki zamanlarda iyi futbol oynayacağını inanıyorum. Yani, ya tabii ki geçen seneki Ilgın'ı bulamayacağız. O çok tabii, net. O ama yani bu senede zaten hedefleri de ligde kalmak, tabii. Var olmak. Bir sonraki sene zannetiyorum hocam, ben de Ilgın'ın çok bir beklentisi olduğunu sanıyorum. Yok, bunu zaten söylüyorlar canım, çok net tabii, açıkladılar tabii. Da yani önemli olan ama şu var hocam, Ilgın Spor'un elindeki oyuncular iyi yani, dediğimiz gibi biraz önce senin dediğin gibi kumaşı belli oyuncular, evet. Ama lig uzun var yani, sen bu ligi çok iyi tanıyorsun yani, lig uzun. Daha iyi, yani geride daha 22-23 hafta var, daha yeni başladı. Onlar da yani ilk maç olmasına veriyorum fizik ben. Fizik kondisyonları düşük olabilir, pas oyununa giremiyor olabilirler, birbirlerini tabii. Ciddi anlamda oyun içerisinde tanımıyor olabilirler. Tabii. Her ne kadar hazırlık maçı da olsa, biliyorsun hazırlık maçları gerçeği ölçü yansıtmıyor. Resim maç havası farklı, deplasman oynamak farklı. Hocam bugün kadının işte yani, adam işte. Kurulalı 3 gün oldu, 4 gün oldu, 3 günde evet. Lisans çıkarıldı. Hocam biz bugün Selçuk'u yendiler. Evet. Programa başladığımız haftaydı yanlış hatırlamıyorsam, siz dediniz yeni kuruldular diye. Evet. Evet. Yani 10 günlük 15 günlük takım yok. Hayır 10 günlük de değil ya. Ben Ali Hoca'dan bir hafta önce duydum yani. 4 ya da 5 antrenman yaptılar yani. Hazır cuma maçlar günü, yoktu orada. Biz. Cuma günü çıktı ya lisanslar. Tabii cuma yani. Günü çıktı evet, hocamla biz görüştük. Cuma günü çıktı lisanslar. O zaman lisanslar çıktı, şimdi bir gün aradan sonra maç. Bir aradan sonra işte Selçuk. Ona değineceğiz. Ben bugün Kadınan'daydım. Özellikle maçı seyretmek için gitmiştim oraya. Kadınan'ın maçına gelince konuşacağız inşallah. İnşallah hocam. Karapınar Belediyespor ve Gölyazı Belediyespor maçı. Evet. Bu maçla ilgili bir itirazı var galiba. Karapınar'da bir itiraz hazırlığı içerisinde olduğu bilgisi geldi. Evet. Onlar da Halil Candemir'in galiba. Evet. Halil Candemir'in geçtiğimiz sezondan kalan bir cezasından dolayı itiraz edeceklerini belirttiler. Tabii ama geçen seneki biz yayına girmeden önce onu duyduk. Federasyonun sitesi biliyorsun resmi sayılıyor. Orada Ali Candemir'in ismi geçmiyor. Dolayısıyla bunu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu da hiçbir kulübe biliyorsunuz resmi yazıyla bildirmek zorunluluğu yok. Oraya askıya çıkarması, yayınlaması yeterli. Ve oradaki isim listesinde eğer cezalılar listesinde Ali Candemir'in ismi yoksa buna da yapacak çok fazla bir şey yok. Ama farklı bir durum varsa onu bilemem ki tabii, biliyorsun Çiftçiler'den atılmış diyor. atılmış olsa bile yani ceza kurulu men vermeyebilir. Bu bizim başımıza geçen sene geldi. Çiftçiler'den atıldı çocuk. Tabii ki. Ceza tahtasına baktık. Yok. Hatta bir sıkıntı mı? Acaba bir yanlışlık mı oldu diye söyledik. Çünkü çocuğu oynatırız da tekrar ceza almayalım diye. Hocam çocuk ihraç olmuş, ceza yok dedi yani. Raporda cezayı gerektiren bir durum yok dedi. Evet. Bazen olabiliyor yani. Hocam demek ki sizden bir itiraz da edilmiş galiba. Olabilir. Olabilir.
düşmüş olabilir. Evet. Sevgili Halil daha bu konuda şöyle çünkü yani. Oradaki detayı söyleyelim şimdi kafalar karışmadan. Geçen sene Akuren Kültür maçında evet. görmüş galiba kartı. Şimdi o zaman da siz Akuren Kültür'ün başındaydınız. Son maç mı gördünüz? Son maçtı. Yani ben kimin yani hatırlamıyorum kimin kırmızı kart yediğini. Yani şöyle hatırlamıyorum, gerçekten hatırlamıyorum. Hatta beni aradılar. Evet. Bana söylediler. Ya bir kişi kırmızı kart yedi. Fakat ben kimin olduğunu hatırlamıyorum. Hasan dedim. Kabak oyun hayır değil. Bir kişi yedi. Onu da yani 2-3 kişi aradı beni. Oyuncularıma sormam lazım dedim. Geçen seneki oyuncularıma. Onunla oyuncularıma sordum. Halil'in olduğunu söylediler. Tekrar beni aradılar. Vallahi ben de dedim yani Halil'miş dedim. Yalnız yani ben şunu tekrar söylüyorum. Ben kimin kırmızı kart yediğini hatırlamıyorum orada. Ama bir kişinin kırmızı kart yediğini hatırlıyorum. Onu da oyuncuların Halil'in olduğunu söylediler. Ona göre cevap verdik biz de. Tabii, yani sonuçta ne olursa olsun federasyonun listesinde olmadığı için, cezalılar listesinde olmadığı için tabii bunu da baz alamıyoruz. Onu evet. da söylemek lazım. Tabii Karapınar Belediyespor bununla ilgili yarın büyük ihtimal bir başvuru da bulunacak. Başvurusundan sonra eğer bir kural hatası varsa, eğer cezalı bir oyuncu oynatılmışsa hükmen olur diye tahmin ediyorum. Hükmen, tabii federasyonun vereceği karar doğrultusunda ama ben hükmen olur diye tahmin ediyorum. Bir sonuç olabilir. Maça gelecek olursak. Şimdi, hocam maç evet. 75'e kadar 0-0. Evet. 75 ve 89'da yanlış bilmiyorsam şimdi atılan goller. Tabii seyretmediğimiz maç üzerinden konuşmak ne kadar doğru olur onu bilemem. Tabii. Ama yani bizim de inandığımız, güvendiğimiz dostlarımızla irtibata geçtik. Karapınar'ın golü yediği ana kadar kapalı bir oyun sergilediği, kontra atak futboluna yakın bir takım hüviyetinde 1-0 öne geçmesinden sonra yine 10 kişi kalan evet. Karapınar son dakikalarda yine uzatmalarda atılan ikinci bir genç kardeşimizle 9 kişi kaldı ama ne olursa olsun ilk haftalardan yine söylüyoruz yani bu ligin ne olacağı hiç belli olmaz. Tabii ki. Her ne kadar kağıt üzerinde Gölyazı favori gibi görünse de işte bakın 75'e kadar evet. gol bulamıyorsunuz ama ilk yarıda Gölyazı'nın net 3-4 tane pozisyondan faydalanamadığını da öğrendik. Ama şu çok net Karapınar eğer bu oyununu sezon boyunca bu mantıkla düşünür ve devam ettirirse kaybetmeye mahkum olursunuz. Evet. Çünkü süper grup her ne olursa olsun burası da bir para ligi ve burada da kaliteli oyuncular evet. var. Her an oyunun seyrini değiştirebilecek oyuncular bu ligde var. Keza Gölyazı'da bu çok daha fazla var. Evet. Bunu hep söylüyoruz yani. Ciddi paralar yatırdılar. Ciddi bir emekleri var. Geçen Tabii. sene flaş çıkışlarından sonra camia da arkalarında yurt dışı destekli kaynaklı olmakla beraber iyi bir ekip var. İyi bir ivme yakaladılar. Bence yine Gölyazı'nın bundan sonraki süreçte de bu çizgisini koruyacağını düşünüyorum. Ama Karapınar'ın da yine az önce ifade ettiğim gibi o kapalı oyun hüviyetinden sıyrılıp pas oyununa girmesini, kanatları kullanması gerektiğini hocam bu ligi çok daha iyi bilir. Burada böyle hani oturduğumuz yerde konuşmak kolay belki öyle düşünülüyor ama yine senin söylediğin gibi biz reel duyduğumuzu, aynen, gördüğümüzü, aynen. bildiğimizi konuşuyoruz. Yani lafı uzatmayayım. Karapınar'ın işi biraz zor. Zaten kapalı kutu demiştik. Çok bilgi alamamıştık sezon başında da. Önümüzdeki haftalarda da net hocam olarak kanaatimiz belli olur. Ben cuma günü listeler belli olduktan sonra inceleme yaptım. Oyuncu grubuna biraz baktım. Genel itibariyle Karapınarlılar. Evet. Ve örnek veriyorum Fikret Dirdi 2 sezon önce Emir Gazi Belediyespor'da oynamış. Geçen sezonu boş geçirmiş. Oynamış. Ya işte onlar da kapanan, var olmaya çalışıyorlar. Kapanan Karapınar Esnaf Spor'da 2004 yılında en son lisansı çıkmış bir oyuncu. Bu sezon 5 yıl aradan sonra Karapınar Belediyespor'da tekrar lisansı çıkmış. Büyük ihtimal tabii geçmişten kalma daha önce takımda oynamış hala Karapınar'da ikamet eden oyunculardan kurmuşlar. Evet. Tabii bütçe anlamında oyuncuların
Ile ücret noktasında bir anlaşma yaptılar mı? Ne kadar anlaşma yaptılar? Ne verdiler? Tabii hiçbirimiz bilmiyoruz. Dediğimiz gibi kapalı kutu. Ama kapalı kutunun da bu tarafıyla biliyoruz. Oyuncularındaki, ellerindeki oyuncuların kimler olduğunu. Fikret derdi yanlış hatırlamıyorsam Ereğli'de bir şampiyonluğu var diye hatırlıyorum. Belki de şampiyonluğu yoktur ama Ereğli geçmişi var. Ereğli dediğimiz zaman da her yıl süper amatörde şampiyonluğa oynayan bir takım. Ya sevgili Mehmetçi, bu tip liglerde yani oynadığınız takıma göre kendi oyuncu grubunuzdaki bir tane iki tane star diyeceğimiz bu lige göre tabii, flash tabii. Oyuncu bazı maçlarda işte devreye girebilir ama ligin geneline sirayet edecek bir durum oluşamaz. Bir tane iki tane çok iyi adamınız olabilir bu ligde. Ama yine az önce söylediğim gibi işte mesela bugün işte onu konuşacağız biraz sonra kadınların maçında ki olduğu gibi yani bazı maçlarda bu oyuncularını sizi tabii çıkarabilirler ama sezonun tamamına o takımın bunu yükünü yiyemez alacak durumda olamazlar. Özellikle bu lig için. Ha belki alt ligler işte ikinci amatör vesaire bir tane iki tane çok iyi adamınız olur da belki o takım hani deriz ya biz hadi şurayı çıkaralım falan diye eskiden hatırlarsın böyle hani gittik üç kişi çıkardık gibi. Ama bu ligde öyle bir şey söz konusu şey değil. Olmaz. Yani işte Karapınar'da da öyle birkaç tane çok iyi adamınız olabilir ama ligin geneline bakarsanız size çok da fazla katkı sağlayamazlar. Ali Rıza yani. Hocam şunu tabii söyleyeyim ben. Çok kısa olarak vereceğim. Detayına fazla girmeyeceğim bu olayın. Karapınar devre arasına kadar topladığı puanları toplar. Devre arasında iyi takım yapar. İnşallah. Bu bu bir duyum mu? Duyum mu? Şimdi önemli olan o hocam. Duyum mu yoksa? Nereden biliyorsun? Bir yerden olmaz öyle. Öyle olmaz. Ya bak ben buna çok karşıyım sevgili Mete. Ya ben biliyorum. Ben ediyorum. Abi biliyorsan söyleyeceksin o zaman. Biliyorsan çok söyleyeceksin. Çok kısa olarak değindim. Bunu daha sonra konuşuruz söyleriz. Tamam. O zaman yani şu an açıklanmasını istemiyorlar yani. Yani değil. Tamam. O zaman benim anladığım şunu anlıyorsam çok özür dilerim. Düzelt beni. Çok özür dilerim. Yani o zaman dediler ki ya devre arasına kadar bir bakalım. Sıkıntı varsa biz kesenin ağzını açacağız falan. Onunla, ilgili bir örnek vereceğim. Onunla ilgili bir şey onunla ilgili ben bir örnek vereceğim. Burada düşünüyorum. Öncesinde şu var. Öncesinde şu var. Neden devre arası? Niye? Evet doğru. Neden devre arası? Güzel yani soru. Sezon hadi başında kurt takımını oynat abi. Bunu da söylemeyeyim. Abi o zaman niye söylüyorsun şimdi bunu? Ya ben yani şey olarak söylüyorum size. Çok kısa olarak söylüyorum. Bunu hocam, iyice detaylandıralım şimdi, daha sonra konuşalım. Neden devre arası? Ben bunu çok merak ediyorum. Böyle takımların böyle bir mentalitesi var yani. Şimdi yani, buna örnek de vereceğim. Buna örnek de vereceğim. Geçtiğimiz sezondan, geçen sezondan ben buna örnek de vereceğim. Ama çok merak ettiğim bir konu. Şimdi bir takım maddiyat olarak bayağı sıkıntılar. Ama devre arasında inşallah bu maddiyat sıkıntısı çözülecek. Tamam işte. Tamam bizim istediğimiz cevap bu. Bu yani. Yani bu. Ha, benim takım oldum mu? Hayır. Oldum mu? Oldum. Ne renk paneli olduğunu da söyleyeceğim. Zaten bu işlere fazla girmiyorum. Biz ben genellikle takımların teknik konularına giriyorum. Ben hocam neden tatmin olduğumu da hemen kısaca söyleyeyim. Sonuçta belediye spor. Evet. Belediye oraya ayırması gereken bir bütçesi var. 2020 yılının başında o bütçe tekrar oluşacak. Oluşacak. Ha, bütçeyle ona göre yapılacak. Tekrar yapılacak. Büyük ihtimal böyle. Benim tahminim budur. Örneğe gelecek olursak geçen sene Kadınanı bunu yaptı. Evet. Sezonun ortasına kadar genç bir grup, içinde birkaç abi. Yıldırım da bu arada başlayacakmış herhalde yanlış bilmiyorsam. Kadınanı mı? Evet. Sonra bir daha baktık. Devre arasında bir oyuncu grubu geldi. Oyuncu grubuyla işte seri galibiyetler neredeyse play-out'u da yakalıyorlardı. Evet. Sevgili yani Halil'cim, sevgili Mehmet'cim bu arada affınıza sığınarak bir şey söylemek istiyorum. Tabii şimdi hocam. Erol Çalık diye bir kardeşimiz var. Mutlaka birçok yerden de izleniyoruz ama iki haftadır bizi takip ediyor. Çok selam var. İsviçre'de. Selam kendisi. Ya özellikle de söylemiş yani sayenizde memleketimizin futbolundan haberimiz oluyor. Keyifle, heyecanla her hafta sizi bekliyoruz. Çok selam gönderiyorum. İsviçre'ye de çok selam iletmiş olalım. Kendilerine selamlarımızı iletiyoruz. İnşallah. Senin vasıtanla senin sayende biz de burada katkı hocam vermeye çalışıyoruz. Konya hocam sizin sayenizde de ben yapıyorum. Yoksa her hafta konuk arayacaktım. bak gördün mü Halil ne dedi bize? Şimdi hocam şaka bir yana da tabii yurt dışında özellikle Avrupa'da, İsviçre'de olsun, İsveç'te olsun. Almanya'da, Fransa'da. Tabii bunu da var, şu tarafını söylemek lazım. Basel'den gönderiyor. Evet.
Gölyazı özellikle Gölyazı tarafından bahsediyorum. İzleyiciler daha çok yurt dışında olduğu için, evet, yurt dışı kaynaklı olduğu için oradan sağ olsunlar bizi takip ediyorlar. Zaman zaman mesaj gönderiyorlar. İşte Facebook'tan yorum olsun. Kendilerine teşekkür ediyoruz buradan. Selam gönderiyoruz onlara da. Sefa abin de selam. İnşallah memleketinizin sporundan daha fazla bilgi vermeye, haber vermeye çalışacağız. Evet. Evet. Şimdi devam edelim. Halil Hocam, Karapınar Belediyespor Gölyazı maçıyla ilgili söylemek istediğim bir şey var mı? Ali Rıza Hocam'ın ben de görüştüm. Oradaki Karapınarlı hemşerilerimizle. Hı hı. 75'e kadar direnen bir Karapınar, yüklenen bir Gölyazı. 75'ten sonra 1-0 oluyor. Evet. Muhammed Balıkçı atılıyor. Bazı olaylar olmuş gene aynı şeyden. İkinci sıradan atılıyor. Atamazsın mevzusu. Yalnız şuna değineyim. Yerde yatan bir oyuncu varmış herhalde. Yerde yatan oyuncunun kaşı patlamış, gözü kapanmış. Oyunu niye durdurmadın hocam demiş yani. Şimdi sonuçta sağlık yani bu. Ya tabii. Ben de yani olsam oyunu durdururum orada. Ama ya da durdurmayan hakeme tepki gösterir. Gösterir. Tabii yani. Ki. Çünkü önemli olan sağlıktır burada. Aynen doğru. Kesinlikle hocam. Gözü kapanmış yani. Ya işte biz hep söylüyoruz o başka bir şey. O artık biz ya görmediğimiz için anlatılanlara göre hareket ettiğim için fazla da şey yapmıyorum yani ben. Ama Karapınar kapalı oynadı. Çünkü şöyle kapalı oynadı. Haddini bilerek oynadı Karapınar. Ama her takıma karşı da böyle oynanmaz. Takımına göre oynarsın. Her gittiğin yerde bu şekilde oynarsan alıcı söylediğim gibi olmaz yani. Olmaz. Bunlar takımına göre olmaz. Geçen sene Ereğli, bu sene Gölyazı. Herkesin aman dikkat edelim. Evet. Aman şöyle yapalım. Sorun aman yaşamak takıma, istemediği takımlar tabii, yani. Tabii. Aman bu takım tehlikeli. Belki diğerlerinden puan alırız ama bunlardan alırsak alüyle ala olur. Evet, şimdi, tabii öyle düşündükleri takımlar. Karapınar'da Kadınan'ı gibi geç başladı hocam. Evet. Karşındaki Gölyazı takımı 2,5 aydır idman yapıyor. Şimdi bu iyi takıma transferlerle. Karşı, bir de iyi transferlerle. Tabii ki. Şimdi bu takıma karşı nasıl oynanır? Bence doğru bir sistem ama nereye kadar doğru bir sistem? Devamlılığı olmaz. Tabii. Hocam biraz önce söyledi yani. Devamlılığın olmaz yani. Peki Çumra Seydişehir maçı 3-2 bitti. Herkesin de merak ettiği bir maç oldu. Evet, çünkü Çumra iyi bir kadro kurdu. Evet. Tabiri caizse Ilgın ve Kadınan'ın geçtiğimiz sezonki kalbur üstü oyuncularını aldılar. Çumra'da birleştirdiler. Evet. 3-2 genç bir takıma karşı Seydişehir biliyorsunuz her sezon genç oyuncularla çıkıyor. 3-2 olması herkesi şaşırttı. 2 golü Çumra nasıl yedi? Şimdi bence bu maç özellikle Çumra tarafından söylüyorum. Ligin provasıydı. Evet. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü yine az önce işte ifade ettik ya, Halil söyledi, Havzan Ilgın maçını seyrettim. Tadı yoktu, tuzu yoktu. İşte Dandun'a döndü olay. İşte Havzan da rakibi uydu. İşte Ilgın işte direnemedi. Oysa ki tecrübeli oyunculara sahipti. İşte Havzan gençti falan dedik ya. İşte aynı tipik maçlardan bir tanesi aslında bu. Sadece gollü iki tarafında yani gelip giden bir maç. Ama özellikle Çumra için ligin provası olan bir maçtı. Çünkü Seydişehir bana göre bu ligdeki Karapınar'la beraber kapalı kutu olan iki takımdan bir tanesiydi. Çünkü Seydişehir geçen seneki kadrosunu korudu. Bir önceki sene düşen kadrosuna takviyeler yapmıştı. Genç oyuncularla onlar da bu lige devam etmeyi düşünüyorlar. Israrcılar da bu konuda. Bu konuyla alakalı kendilerini tebrik etmek lazım. Doğru. Yani hep konuştuk biz. Aslında hakkını da vermek lazım Seydişehir'in. Hep Havzan Karakartal'dan bahsediyorduk işte genç vesaire falan ama Seydişehir için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Çumra beklentileri yüksek bir takım bu sene. Tamamıyla yenilenen, işte yönetimiyle, teknik ekibiyle, işte oyuncu grubuyla tamamen yenilenen ve yapılan transferlerle ve oyuncu gruplarıyla da bu lige ortak olacağını sinyallerini bize veren takımlardan bir tanesiydi. Kaybetmemek onlar için son derece önemliydi. Dediğim gibi bu maç onlar için ligin provasıydı ve kayıpsız atlattılar. Hani iki golü nasıl yediler? Onu teknik anlamda ben değerlendiremem çünkü seyretmedim maçı. İzlemedim. Yani seyretmedim. Yani. Tabii, şimdi seyretmeden olmaz. De burada yanlış bir kelime kullanmayalım. Yani o reaksiyon neden oluştu? Neden yenildi? Pozisyon hatası mı var? Oyuncu hatası mı var? Yerleşim hatası mı var? Şimdi çok farklı bir eleştiriye girer. Şimdi tabii farklı eleştiriye girer. Bir de o esnada neler olduğunu bilemezsiniz. Belki tabii.
şimdi bunu hakemleri kötülemek amaçlı değil ama belki offside. Ya işte yani o biraz teknik konulara giriyor. Yani bilmediğimiz bir şey. Ya burada bir PR oluşturmamız lazım. Evet. İşte ben dur bakayım falan dememiz lazım. O da yanlış olur. Tabii. Havzan maçıyla uygun maç hakkında seyrettiğimiz maç hakkında nasıl kendimizi emin olarak konuşuyorsak tabii. Bu türlü maçlarda da tamam arıyoruz. Öngörümüzü söylüyoruz. Tabii ki hocam. Tamam, söylüyoruz. Davranıyoruz. Şimdi yanlı olabilir, olmayabilir. Konya'da seni de beni de bedenli de herkes tanıyor. Kimse kimsenin yalnız. Hocam şimdi şu var. Hocam. Seyreden kişiyi arıyoruz mesela. Ha, aradığımız zaman dostlarımız, arkadaşlarımızı ne derece seyretti? Onu da yani hocam ben seyircilerimizin affına sığınarak söylüyorum. Sen bu hafta Havzan Ilgın maçını izlemişsin. Evet. Sen bu hafta Kadınanı Selçuk maçını izlemişsin. Evet. Ben bu hafta Akören Kültür Karakartallar maçını izledim. Ya, alt takımı da şu an konuşabiliriz net olarak. O takımlar hakkında konuşabilirim ama mesela Karapınar Gölyazı maçı hakkında ben aldığım bilgi doğrultusunda tabii. Ben mesela bugün kendimde bir eksiklik olarak söyleyeyim. Bugün ben Bekir Mehtap'ı arayıp bilgi alabilirdim. Evet. Vaktim olmadı. İşte arayamadım ama sizin aldığınız bilgiler doğrultusunda konuştuk. Tabii yani bütün maçlar saatleri denk geldiği için her maça gidemiyoruz. Tabii evet. Tabii. Doğru söylüyorsun. O yüzden yani bu konuda bize de böyle bir eleştiri varsa ona da şimdi böyle bir cevap vermiş olalım ama ben zannetmiyorum. Ya, sanmıyorum. Bilmediğimiz konuda çünkü çok fazla konuşmuyoruz. Çumra'nın ben mesela iki gol yemesine sadece şaşırdım ama durum ne olduğunu bilmiyorum. Ama mesela işte dedim ya sevgili Mehmetciğim, Seydişehir için de konuşmak lazım. Evet, sen kendi açından Çumra'nın iki gol yediğine şaşırıyorsun ama bana göre de Seydişehir'in iki gol atması da deplasmanda atması bana göre yani işte hafife alınacak bir durum değil. Evet, kaybetmiş olabilirsiniz ama yine söylüyorum üstüne basa basa bence bu Çumra için bu ligin prova maçıydı. Evet. Çünkü Seydişehir zaten oturmuş bir takımı var ama Çumra bu sene tamamen yenilenen bir takım. Her anlamda. Tabii. Yönetimi değişti, hocası değişti. Az önce de söyledim. Oyuncu grubu da değişti. İstikrar o yüzden onlar için provaydı. İstikrar Seydişehir için kadro prova istikrar, olamaz. Kadro istikrarı var Seydişehir'de. Şimdi evet. O öyle bakmak yani lazım. Yani önümüzdeki haftalarda rengi belli olur iki takımın da. O zaman çok daha net konuşabiliriz. Hocam geçen hafta sen söyledin. Havzan, Karakartallar, Seydişehir. Evet. İki mağlubiyet de alsa yoluna devam eder. Kesinlikle. Beş mağlubiyet de alsa yoluna devam eder. Ama mesela Çumra için bunu söyleyemeyiz. Tabii. Onu söyleyemeyiz. Üstüne basa basa diyorum ya Çumra için. Çumra için bunu söyleyemeyiz. Tabii bunu söyleyemeyiz. İki mağlubiyet aldıktan sonra. Evet. Hoca artık eleştirilmeye başlar. Ya yani. İki takım da inşallah istediği arzuladığı o coşkulu, heyecanlı, böyle keyif veren öyle futbol tabii. izlettirirler evet. bize. Biz de burada güzel güzel güzelliklerini konuşuruz yani eleştirmekten ziyade. İnşallah hocam. Bir de şimdi Akören Kültür Meram Karakartallar maçı. Maçı ben izlediğim için ben biraz anlatayım isterseniz. Ondan sonra sizin yorumlarınızı alalım hocam. Evet. Yok hocam senden alacağım artık. Akören Kültür'ün eski antrenörü olarak senden alacağız artık. Her şey Akören, eski her şey diyelim yani. Eski ben öyle şey düşünüyorum. Akören Kültür bugünkü maçta hocam genel itibariyle Akören Kültür tarafından bakacak olursak bir kondisyon eksikliği gördüm ben orada. Sanki oyuncuların fizik gücü yetersiz gibiydi. Her pozisyonda yere düşüyor oyuncular. Belki geç hazırlanmalarından kaynaklı. Belki hazırlanamamalarından evet, kaynaklı. Sanki. Hiç hazırlanamadılar gibi geliyor bana. Tabii son bir ayda yanlış hatırlamıyorsam değil mi hocam? Bir ayda neler yaptılarsa bunun yanında Gölyazı 1,5 aydır çalışıyor. Karakartallar 1,5 aydır 15 gün bir şey değil gibi görünüyor ama futbolda antrenmanı da yani takımı şey. Toplamak da önemli. Bir aydır çalışıyor olabilirsin ama oyuncu grubunu o bir ay önceden tamamı mı katıldı? Mesela ben Adnan bizim kardeşimiz evet. şu an kaptanlığını yapıyor Adnan evet. Sarı. Selam olsun biz de izliyor. Yani beni herhalde bir hafta 10 gün oldu olmadı beni arada hocam Akören'le anlaştım diye. Yani daha çok yeni. Ve ilerleyen yaşına rağmen oynamak istiyor. O isteği arzusu da tamam mutlu ediyor bizi ama yani bir hafta 10 gün önceden nasıl hazır olabilirsiniz? Olamazsınız. Tabii eksikleri vardı. Burada şunu da söylemek lazım. Karakartallar'da genç oyuncular bayağı çok iyi iş yapan oyuncular vardı. Örnek veriyorum bir tanesi sıfır lisansmış. Filiz lisans evet. Filiz lisans. Biliyorum o çocuğu. Ben üniversiteden öğrenciymiş oradan. O çocuk golün birini de o attı.
Üniversite arası 100 metre. 100 metreyi 10.80'de. Türkiye şampiyonu. Evet. 100 metreyi 10.80'de koşuyormuş. Yani sevgili Faysal abiye, Ahmet abiye, Mustafa abiye selam olsun ya. Bize niye de gelmiyor böyle çocuklar? Nereden buluyorlar yani? Oyunculardan birinin sınıf arkadaşıymış. Evet. Oradan gelmiş. Yani evet. Onu bahsettiler. Ya tabii onlar gerçekten yetenekli yani. Bir arkadaş. Yani helal olsun. Akönün işi zor. Akönün işi zor. Onu söyleyeyim. Akönün işi zor. Kaleciler de bugün talihsiz bir sakatlık yaşadı. Geçmiş olsun. Maçın ikinci devresine tabii ona da geçmiş olsun diyelim buradan Furkan'a. Bir talihsiz sakatlık yaşadı. İkinci yarı yedek kaleciyle devam etmek zorunda kaldılar. Evet. 2-0 iken 90 artıda attıkları golle 2-1'e getirdiler. Maç bitti değil mi ondan sonra zaten? Zaten bir dakika ya da durdu durmadı daha sonra. Evet. Tabii maç bitti. Yani işte sen az önce de ifade ettiğin gibi yani mesela bunu çıplak gözle seyrettin ve söylüyorsun ki yani fizik kondisyon olarak çok eksik, çok belli. Evet. Ve bunu da hazırlık dönemini geçirememelerine bağlıyorum dedin. Ben başka tarafından bakmak istiyorum. Şunu da ekleyeyim hocam. Bir arada oynamamanın da bir i̇şte dezavantajı var. Onu söyleyecektim. Yani evet. Bunu da söyleyeyim. Yani bir ay olabilir ama şimdi dedim ya az önce. Yani oyuncu grubu birlikte hareket etmediyse ve bu çok kısa zamanda birliktelik sağlandıysa zaten orada bir halı saha maçı havasını sergilersiniz. Çok tabii. Fazla insanı tanımıyorsunuz. Evet, arkasına batacaksın, önüne batacaksın. İşte geçen haftaki yayında ne söyledim? Terzi örneğini vermiştim hatırlıyorsanız. Evet. Yani altyapı dedik işte çocuğun nefes alışından tanırsın falan. İşte uzun süre birlikte olan takımlarda da bunu çok net görebilirsiniz. Ben biraz önce söyledim ama hiç kimse benim söylediğimi alınmasın. Hani Halil her şeydi diye. Çünkü yine üstüne basa basa söylüyorum. Ben reklamını yapmaya Halil Elibolu'na ihtiyacı da yok. Tabii, ama tabii. Sadece burada bunu işte kıyaslamak adına söylüyorum. İşte İbrahim Acar'a selam olsun. Ali Azar'a selam olsun. Mehmet Kiraz'a selam olsun. İşte Altan Bey'e işte ne bileyim oradaki yöneticilere falan hepsine selam olsun. Ama şu var şimdi burada bir bütünlük vardı, birliktelik, beraberlik vardı Halil'le beraber. Bu saydığım isimler ve oyuncu gruplarıyla beraber. Aile ortamı yaratılmış ve birbirlerine karşı bir güven duygusuyla orada başarı gelmişti. Şimdi o oyuncu grubunu bir başka takıma götürseniz, aynı ekibi oraya da götürseniz, teknik ekip ve yönetimi de emin olun çok uzun sürmez başarının gelmesi. Kesinlikle. Ama böyle bir yapıdan bir tramva gibi bir anda yeniden bir yapının içine girdiğiniz zaman zaten bunlara hazırlıklı olmanız lazım Akron açısından söylüyorum. Ki zaten yönetim de buna hazırlıklıdır. Yani onlar da herhalde bu sene ya ligde kalma mücadelesi verelim olur olmaz düşüncesindedirler diye düşünüyorum. Hocam şunu söyleyeyim ben size. Devrans olur olmaz işte aynı şey örneği gibi Karapınar Çumlu örneği şimdi gibi. Şimdi bir işi çok bilmeyeceksin. Evet. Bir işi çok bilirsen bu hale düşersin. Ya şimdi, şöyle söyleyeyim ben sana. Bir takımı gençleştirmen için genç takımının olması lazım. Kendi oyuncuların olması lazım. Altyapının olması lazım. Altyapının olması lazım. Sen kafana göre bir takımı gençleştirmeye kalkarsan böyle yapayım dersen evet. Bu hale düşersin. Neyse canım yani bunu göreceğiz. Yani çok da fazla çok, şey yapmayalım. Bunun detaylarına girmek istemiyorum. Karamsar düşünmeyelim. Yok. Ama Akören Kültür Spor'da İnşallah itibariyle... benim temenni o takımı faaliyete geçiren biziz. Evet. Bu hale getiren biziz. Bundan sonra da diyorsun inşallah. Ben inşallah bu takım ligde kalır evet. Ve devam eder. İşte yani dediğim gibi çok da karamsar olmamak lazım. Tabii. Ama işte aynı örneği verdiğimiz gibi işte Karapınar, Çumra vesaire örneği gibi umarım oraya da başkan da el atar. Yani maddi anlamda bir destek olur. Bu takımda yok olmaz. Hocam maçtan önce bir Aralık'ta geldi gitti. Bir ara geldi başkan. Oyuncularla görüştü mü bilmiyorum ama sahada bir süre gördüm. Ama sonra tribünde görmedim açıkçası. Belediye başkanı geldi yani. Onu kesin eminim. Sonrasında ne yaptı? Oyuncularla görüştü mü? Görüşmedi mi? Teknik ekiple görüştü mü bilmiyorum. Kulüp başkanıyla görüştü. Evet. Tabii ilerleyen dönemde bir katkısı olur olmaz. Onu bilmiyorum. İnşallah onlar için de hayırlısı olsun diyelim. İnşallah ve, hayırlısı olsun. Kadınhanı Belediye Spor Selçuk Spor'a geçelim isterseniz hocam. Süremiz de ben sana da söyleyeyim. Buyurun hocam. Bekir hocama da selam gönderiyorum. İnşallah başarılı olur o da. Akın önlü hocası. İnşallah hocam. Çünkü Bekir hocayı da oraya getiren biziz. Bizim evet. Aracılığımızla getirdik. Transferleri de zaten ufak tefek Bekir hocama yardım ettik. Bakın gene boş bırakmadık yani biz orada. Hayırlısı olsun deyip geçiyoruz yani. Kadınhanı Belediye Spor Selçuk Spor maçı. Evet. Hocam herkes bu maçtan da aynı şey bekliyordu.
Selçukspor'un maçı kazanmasını bekliyordu. Evet. Fark atar diyenler bile oluyordu ama sizin söylediğiniz bireysel kalite orada devreye girmiş. Evet, şimdi biz bugün öğle saatlerinde bizim kulübümüzle birlikte çalıştığımız kaleci antrenörümüz Şevki ile beraber selam olsun ona da birlikte kadınımla gittik maçı seyretmek adına. Şimdi biliyorsun hafta içi onlar da son ana kadar bekleyen ve son anda transferler yapan takım. Bir muallak yaşamışlardı. Hazırlık dönemini iyi geçiremediler. Ne yapacakları, durumları belli değildi. Son anda karar verdiler. Çok kısa süre kalmıştı. Ama bunların hepsini bir kenara atalım. Bugün 3 puan almaları önemli. Önemliydi de. Fakat sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi hazır olmadıkları düşüncesiyle Sait Ali Kadınhanı Belediyespor'u kimse bu maçtan galip ayrılabileceğini düşünmüyordu Konya kamuoyu. Açık konuşmak kesinlikle gerekirse. Hocam. Şimdi maça dönersek, daha doğrusu hemen maça dönmeden önce şunu söyleyelim de işte biliyorsun Uğur'la anlaşıldı diye açıklandı. Evet. Uğur sonra İstanbul'da bir takımla anlaştı, Uğur Yanıkdemir. İstanbul'dan uçaktan iniyor. Yanılmıyorsam Perşembe günü akşam saat 10-11 gibi oradan bir menajer vasıtasıyla İstanbul'da anlaştı takımın iki katı ücretine Bitlis Özgüzeldere, evet, bölgesel amatör takımlarından biriyle telefonla görüşüyor menajer vasıtasıyla. Aynı gün İstanbul'dan uçakla Diyarbakır'a gidiyor. Diyarbakır'dan da neyse uzatmayayım lafı. Bitlis'e geçiyor. Şu an Bitlis Özgüzeldere'de devam edecek. Karapınar düzeltiyorum. Kadınhanı'yla anlaştı diye konuşmuştuk çünkü. Ve onlar da 3 haftadır mağluplerdi. Ama bu hafta Uğur'un da oraya katılmasıyla ilk galibiyetlerini aldılar. Evet. Şimdi niye anlatıyorum bunu? Yani orada Mustafa Melikoğlu ve Uğur tecrübeli oyuncu demiştik. Hı hı. Sonra Osman son anda yani gidiş gelişleri oldu. Bir şekilde o iş çözüldü. Bakkal Osman dediğimiz Konya futbolunun yakından tanıdığı son derece yetenekli bireysel becerileri olan bu ligin üzerinde bana göre bir oyuncuydu. Evet bugün sahaya baktık bu maç. Senin sayende oldu hocam. Yok öyle demeyelim. Şimdi neyse. Hocam adam o menajerdirler şimdi dur ya. Sonra adımız menajeri çıkar. Aman gözünü seveyim yani. Biz o korkuyoruz o işte. Evet bugün Kadınhanı da bir umutsuz bir hava vardı girdiğimizde sahaya. Yani çok fazla o beklentilerimde olan işte o taraftar kalabalığını çok fazla göremedim. Onlar da haklı olarak ne olacağını ya da nasıl bir Kadınhanı spor seyredecekten herkes merak ediyordu. Evet iki takım da hazır değil. Bunu çok net görebiliyoruz. Selçuk Spor tamamıyla genç oyunculardan kurulu. Sait Ali Kadınhanı Belediyespor'da da 3-4 tane tecrübeli oyuncu, geri kalanı Kadınhanı'nın çocuğu. Ama bir gerçek var. Evet çok mücadele edebilirsiniz. Çok iyi oynayabilirsiniz ama az önce yayının başında söyledik ya bazı oyuncular bazı maçları size alabilirler diye. Ya. Bugün Osman ve Habib maçı aldılar. 3 asist Osman, 3 gol Habib. Yani evet. Habib hepimiz tanıyoruz. Kadınhanlı, yetenekli, fuleli, sağ kanat oyuncusu. Osman bugün sola yakın oynadı. Yeri geldi, forvet arkası 6-8 numaraya da geçti yolda ama bugün bir Osman gerçeği vardı Kadınhanlı ve ismini çok hatırlayamıyorum. Affına sığınıyorum kardeşim. 77 numara inanılmaz beğendim. Çok iyi adam. Yani çok hazır. Ben daha önce sol tarafta oynayan bir çocuk bu. Yani sola yakın da oynadı evet. Hocam geçen sene bizim son maçta oynadı çocuk. Çok iyi adam. Genç bir çocuk değil mi hocam? Yani tam şimdi çok genç değil evet, ama yani benim hoşuma gitti. Evet. Burada tabii handikaplar vardı. Bir kere kaleci ciddi anlamda Sefa da bizim arkadaşımız ama yani artık bence olmaz. İki golü de birini penaltıdan buldu Selçuk. Birisi de kaleci hatası. Hatta 3 bile olabilirdi. Selçuk açısından yine kaleci hatasından. Garip bir durum oluştu orada. İnanılmaz bir tepki gösterildi kaleciye karşı ama orada da ilk maç ve siz son ana kadar herhangi bir transfer girişiminde bulunmamanıza rağmen böyle bir risk almanız gayet teknik ekip açısından normaldi bence. Evet. Ama ders çıkarırlar diye düşünüyorum. Bu arada Sefa abi bana mesaj atmış. Çok özür dileyerek bunu söylemek istiyorum. Tabii hocam. Halil hocam selam. Halil hocam Kadınhanı'nın maça geldim dedi ama bize bir merhaba demedi bizlere. Onun canı sağ olsun demiş. Ben oraya tamamen taraftar gibi geldim. İnanın vallahi görmedim yalan mı söyleyeyim. Yani şimdi benim yanıma birkaç arkadaş geldi görüştük.
bizi tanıyan arkadaşlarımız. Hatta Hayri tribündeydi, o geldi. Enginler vesaire, ama ben Sayın Başkan sizi emin olun görmedim yani. Öyle bir düşüncem olamaz. Yoksa Kadın Hanım'ın maçı seyretmeye gelmezdim. Öyle bir düşüncem olamaz. Yani biz sizin yine her zaman her kulübümüz olduğu gibi yanındayız. Sizinle de ayrı bir diyalogumuz var. Tabii. Özeti şunu söyleyeyim. İki takım da işi zor. Evet, ama sürpriz olan Kadın Hanım'ın bugün bu kadar takım anlamında kötü olmasına rağmen maçı kazanması. Tabii burada Osman'ın, Habib'in, Halis'in gibi, Halis de genç bir oyuncu ve genel anlamda oyuna katkı sağlayan gençlerin çok önemi var. Tedbirleri almaları gerekiyor. Kayıpsız atlatmaları onlar için önemli. Ama Selçuk Spor'un işi hakikaten zor. Çok gençler Halil. Yani hepsi genç oyuncudan kurulu. Ve net bir pozisyonları yok. Bir tane şutları ya da iki tane yanılmıyorsam var. Ama kadının işte tecrübesiyle, tabii, o kadar hazırlık dönemini kötü geçirmelerine rağmen biraz daha toparlanırsa ah vah işte diyeceğimiz bir takım bence Kadın Hanı. Yani bir 15 gün önce karardan 15 gün önce bu düğmeye basılsaydı çok farklı bir Kadın Hanı seyredebilirdik. Mustafa Yıldırım yanılmıyorsam başlayacakmış. Hı hı. Mustafa Yıldırım da çok iyi bir bence orta saha oyuncusu. 7 numara pozisyonda oynuyor yanılmıyorsam. Çok da severim kendisini. İnşallah onlar için hayırlı olur ama Selçuk Spor için bence bir tedbir alınması gerekiyor diye düşünüyorum. Hocam geçen hafta söyledik zaten. Kadın Hanı, Karapınar bunlar düzeltirler hocam. Yani Kadın Hanı düzeltir. Niye düzeltir? Çünkü yani bunu söylüyorum da ben, sevgili belediye başkanımız bizim dostumuz, arkadaşımız, zamanında futbola büyük hizmetleri olmuş. Sonrasında siyaseten bir takım yerlere gelen, ciddi anlamda sporu iyi bilen bir adam. Evet. Yani şimdi eğer Kadın Hanı'nda bu olmazsa hiçbir yerde olmaz. Tabii canım. Ben kendisine sitem etmekle beraber tabii ki bunu da merak ediyorum. Yani neden Sait Ali Kadın Hanı Belediye Spor, Mehmet Badem'in belediye başkanı olduğu bir yerde başarılı olmasın? Ama gerekli sebepler neden var. Neden olmasın? Ya bak, o sebepleri sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Ya o bizi ilgilendirmez. Hocam, ben bu tarafından bakarım abi. Sen şimdi belediye başkanısın Halil. Yıllarca takım çalıştırmışsın, oynamışsın vesaire, uzatmayalım. Abi benim belediye başkanı, benim bulunduğum ilçenin takım 3. lige çıkar. Tamam, gaza gelme de. Yani Mehmet Bahri'nin onun gereğini yapacaktır. Buradan hepsine, Sefa Başkanıma da selam olsun. İnşallah bizi yanlış anlamamıştır. En kısa zamanda öyle bir tabii düşüncesi varsa telafi ederiz. Bizim ilişkimiz, yakınlığımız kendisi çok iyi biliyor. Hayriye, Muammer'e selam olsun. Yani Selçuk da dediğim gibi ufak tefek pürüzler var, genç olmalarıyla beraber. Hasan abiye de buradan selam olsun diyelim. Bence Selçuk niye kaybetti hocam, biliyor musunuz? İsterseniz son olarak şu Cihan Bey'le kolu maçını da değerlendirelim de. Evet. Süre bitti. Birinci amatörde en azından skor verelim. Evet, sen değerlendir Cihan Bey'le. Herhalde yani Cihan geçti Bey'le beraber sonra. 3-2 bitti maç. Cihan Bey'le iyi bir futbol oynamış. Ama kolu da iyi bir futbol oynamış. Golün birinde herhalde bizim bildiğim kadarıyla, duyduğum kadarıyla Ali atmış. 3-2'lik bir skorla kapatmışlar. Cihan Beyli işte geçen hafta söylediğimiz gibi hazırlık maçlarının hemen hemen hepsini kaybetti. Evet. İşte lig farkla, lig maçlarıyla. Tabii hocam. Fark eder. Yani lig maçlarıyla hazırlık maçlarının ne kadar fark ettiğini burada görüyoruz. Deplasmanda 3-2'lik bir galibiyet. Haftaya içeride oynayacak. Cihan Beyli bu ligin ortağı. Ben aynı görüşte değilim hocam ama evet, sezon sonunda inşallah. Tabii herkesin fikirleri değişir yani. Bu benim fikrim. Ali Rıza hocam kendi şahsi düşüncem ayrı olur. Ben hemen birinci amatörden de sonuçları bari vereyim. Ondan sonra da inşallah evet, programımızı kapatacağız. Tabii birinci amatör kümede de bu hafta başladı maçlar. Haftanın ilk haftanın maçlarında İçerçumra Belediyespor Demirspor'a 3-1 mağlup oldu. İkinci amatör kümeden gelmişti onlar. Ergesspor Sarayönüspor'u 3-2 mağlup etti. Hilalspor'sa Ömeranlıspor'a 6-1 mağlup oldu. Selçuk İdman Yurdu Selçuk Üniversitesi'ne 6-0 mağlup oldu. Ereğli Anadoluspor'sa bu grupta bay geçen takım. Selçuk Üniversitesi burada 3 puanla altı averajla liderlik koltuğuna ilk haftadan oturdu. Diğer gruptaysa, B grubundaysa Ülküm Gençlik Beyşehir Belediyespor'u
3-0 mağlup etti. Manisa Spor'la Anadolu Kartal Spor 1-1 beraber kaldı. Doğanhisar Spor Yunak Spor'u 2-0 mağlup etti. Bozkır Gençler Birliği Seydişehir Gücü'nü 3-2 mağlup etti. Taşkent Spor ise Hulu Spor'u 4-3 mağlup etti. Bu sonuçlarla da tabii Ülküm Gençlik 3 averajla liderlik koltuğuna oturdu. Buradan hemen yani, bakıyorum. Çok hocam, kısa değinmemiz lazım çünkü tabii, bizi çok seyrediyorlar. Evet. A grubunda üniversite ve Tavşan Çalı zaten sezon başında da söylemiştik. Favori takımlardan bana göre. Demirspor bu ligde her an her şeyi değiştirebilecek bir takım. Sarıyönü'nün ne yapacağı belli olmaz. İdman Yurdu aynı işte Havzan örneği verdiğimiz gibi bir takım bence. Ama burada en önemli faktör yine üniversitenin geçen sene ucundan dönüyor. Süper'in bu sene hedefleyeceğini düşünüyorum. Ben B grubunda çok özür dilerim Halicim sana bırakacağım ama sözü Ülküm Spor'a değinmek istiyorum. Yani bunu hep söyledik. Daha önceki dönemlerde örnek de verdik. Evet. Çok koşan, genç oyunculardan kurulu. Güzel pas yapıyorlar. Yani hep gençlerle kurulu. Bir tek Murat var. Abilik evet. yapıyor. Seyit Bey, Erdal Bey, Başkan Ahmet Bey ben yine söylüyorum. İnşallah devam ederler. Böyle onlar da bir Karakartal, Havzan kıyaslamak adına söylemiyorum ama gibi istikrarı yakalayan. Çünkü onlar geçen sene biliyorsun daha bir kan değişimiyle geldiler evet. buraya. Bence onların yolu çok açık. Ama bugün Moniva Anadolu Kartal maçını seyrettim. Hakemler bu sene çok kötü. Hocam kısaca ben değineyim. Yani, ona ben kısaca değineyim. Yani tabii. rica ediyorum. Bakın rica ediyorum. Yani iki takım için de geçerli. Tabii, hakemlerin tabii. biraz var ya dikkat etmesi lazım. Yani bu kadar bariz hatalar yapılmaz. Kırmızı ya. Karttan atılan pozisyon. Yani yazık yani. Ben anlayamadım. İki yani. Çünkü gözümüzün önünde oldu. Gözümüzün önünde oldu yani. Kale arkasındaydık. Burada tarafsız bakalım. Evet kaleciye temas var. Ama aradan belirli bir süre geçiyor. Tutuyorum kırmızı kart gösteriyor. Yani kırmızı ya. Böyle kart, bir şey olamaz ya. Ama Moniva tarafından da bakalım. Moniva'da hocalarına da selam olsun buradan. Süleyman'a da selam gönderelim. Onların işi şöyle zor olur. Evet uzun süredir birlikte oynuyorlar. Ama belirli bir süreden sonra o tempoyu oyun içerisinde devam ettiremiyorlar. Zaten bir pozisyonları var yanılmıyorsam. Gol pozisyonu söyleyebileceğimiz gol oldu. Onlar da ama şu var. Çok birlikte olmalarından ve dostane ilişkilerin olmalarından dolayı benimsemişler takımı. Kaybetmek için inanılmaz mücadele ediyorlar. Bu çok net. Ama Anadolu Kartal'da tam tersi kazanma hırsından evet. dolayı kaybedebilir. Evet. Buna dikkat tabii. etmek lazım. Bir de hocam, kısa buyurun. Bir şey vereceğim evet. Mehmet. Kusura bakma özür diliyorum senden. Sefa abinin selamı var. 77 numara Ahmet Doğanhisar'dan geldi. Benim bu sene bu sene Anadolu Kartal'ını almak istediğim ve alamadığım bir oyuncu. Çok iyi maddiyattan adam. Dolayı. Hazır adam. Bize geldi idmanlara çıktı. Fakat elimizde imkan olmadığı için ben özellikle Lütfi de özellikle istemişti. Ben de özellikle istemiştim. Geçen sene Doğanhisar'daydı. Hayırlı uğurlu olsun. Çok iyi bir oyuncu. Hayırlı olsun hocam. Çok iyi bir oyuncu. Çok diri. Geçen seneden seyrediyordum zaten oyuncuyu ben. Buradan öncelikle biz teknik yönetim benim. Ramazan'a bir teşekkür ediyorum. Hem bu vakte kadar bizi idare etti. Hem de artık bana o kadar alıştı ki hangi ligi konuştuğumuzu sormadan direkt hemen giriyor. Birinci amatör küme, süper amatör küme. Sevgili yönetmenim teşekkür ederim. Ayrıca evet, teşekkür Ramazan. Edelim. Evet. Bu haftalık bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta yine maçları değerlendireceğimiz bir hafta olması dileğiyle. Hoşça kalın.